Bakırcılar, Diyarbakır'da Bakırcılar Sokağı'nda görüp de hayranlıkla baktığım şeyi Rize'de buldum. Süper bir şeymiş. Abla şurada söyleyeyim sana. Gücümle tekrar dönüyor. Tavada salçalı tuzlu yine mallara kadar geldi. Bu gücüme ihtiyaç yok. Gücüme yok. Nasıl kazanıyor? Kazana şöyle içine yemek bir şey koyacağım mı kazana? Ne koyuyor? Peynir meni bir şey yapıyor. Yok kazanım yok da soruyorum. Aa yok kazanlara salçalı tuzlu işte mesela. Şimdi dedik peynir de tuzlu var. Bir şey kazanlar. Şurası Bakırcılar çarşısı. Hayat işlemelerin sesini duyuyorsunuz. Deniz olur. Tamam mı? Tamam. İçine tekrar diyorum. İçinde yemek yapınca bir anda kararmalar oluyor ya. İçine vurulan kalay saf maden alır. Hangi gıdayı koysa onun renk tonunu alır. Ben onunla bir kere çekilip yemeğe dökmüştüm biliyor musun? Öyle olmuştu üzerinde. Kenarlarında siyahlıklar oluşmuş. İşte ondan korkma. O yağ yanıdır abla. Onun Allah sana bir zararı yok. Tamam. O kalay çünkü emiyor. Şu an aklımızda olsun. Evet. Tabii tabii. İçinde şu kırmızılık. Bu bakır rengi içine görünce yemek durmuyor. Neden? Bakır yumuşak maden. Evet. İçine koyduğunuzda salçalı tuzlu yemek asit içerir. Bakır evet. Da yumuşak maden asit salgılar. Tamam. Ne oluyor? Çekiyor yemeğe karıştırıyor. Evet. Yemek aslında zehirleme değil de yemek ağır geliyor orada. Tamam. Anladım. Yani insana biraz bünyesine dayanmaz. Bakır ağır metal. Evet. Bu. Bu da beyaz.